Samimi Analiz programıyla karşınızdayız ve piyasalardaki son durumu öğrenmek için şimdi de finans analisti İslam Memiş bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Aleyna Hanım, sağ olun. Peki haftayı kapatırken öncelikle isteriz ki şöyle bir haftayı değerlendirelim ekonomi açısından. Tabii. Bu hafta oldukça yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Şimdi pazartesi günü haftaya başlarken geçen hafta sonu bir haber akışı geldi piyasalara. Hı hı. OPEC üyeleri ve Rusya petrol üretimini azalttı. 1,5 milyon varillik bir azaltım günlük bazda. Çok ciddi bir gelişmeydi. Ve petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş oldu. Yani 2 hafta önce 73-74 dolar seviyesinde olan petrol fiyatlarının işte 85 dolar seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Petrol fiyatlarındaki bu agresif yükselişler işte petrole ihtiyacı olan gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin çok önemli. Yani bunları hep olumlu ya da olumsuz süreçte etkileyen faktörler. Ama bizim gibi dışa bağımlı ve dövizle satın alınan bir piyasada petrol fiyatlarının yükselmesi tabii ki olumsuz bir gelişme. En azından dünyadaki enflasyonu tekrar artıran, enflasyonun tekrar geri gelmesini destekleyen faktörler arasında petrol fiyatlarındaki bu değişim sürecinde hem jeopolitik anlamda hem de ülkelerin dış diplomasi anlamındaki gelişmeler açısından önemsiyorum ve takip etmeye devam ediyorum. Bir sonraki günde Amerika'nın eski devlet başkanı Trump'ın gözaltı süreci vardı. Mahkemeye çıkarıldı. İşte piyasalar biraz daha gerildi. Acaba cezaevine mi atacaklar, ne olacak falan diye böyle bir gerginlik var. Her an her şey olabilir modunda bir piyasa vardı. Beklenen olmadı. Tekrar bu duruşma sonrasında normale dönen bir piyasa gördük. Ama bu haber akışları bile piyasaları germeye yetti. Sonra çarşamba akşamına baktık. Sayın Cumhurbaşkanı özel bir televizyon kanalında açıklama yaparken, ekonomiye dair açıklamalarda bulunurken dedi ki daha önce hükümetimizde görev yapan, Hazine Maliye Bakanlığı yapan Mehmet Şimşek kardeşimizin önderliğinde bir koordinasyon kuruluyor. Bir hazırlık içerisinde bir şeyler olacak, yeni bir ekonomi modeli geliştiriyoruz tarzında açıklamalar yaptı. Burası da çok önemliydi çünkü Türkiye ekonomisi ve seçim süreci ve Mehmet Şimşek konusunda iddialar, tartışmalar vesaire. Yani bunlar da aslında bir noktada netlik kazandı. Yani Mehmet Şimşek tekrar Türkiye ekonomisinin başına gelecek veya bu koordinasyonu sağlayacak isimler arasında yer alıyor ve bunu da açıklamasını Sayın Cumhurbaşkanı bizzat kendisi yapıyor. Gelelim bugüne, yani Cuma günü haftayı tamamlıyoruz. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi var, oldukça önemli. Neden önemli? Çünkü altın fiyatları çok yükseldi, gümüş fiyatları çok yükseldi, pariteler çok yükseldi, dolar endeksi çok düştü ve dolayısıyla acaba rüzgar tersine dönecek mi? Amerika'da çıkan tarım dışı istihdam verisinden sonra da altın fiyatlarında beklediğimiz o düşüşler, gümüş fiyatlarında beklediğimiz o düşüşler, paritelerde beklediğimiz düşüşler, işte dolar karşısında farklı yatırım araçlarına giriş yapacak bütün yatırımcılarına aslında bir fırsat sunmuş olacak. Toparlayacak olursak yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bir yandan jeopolitik riskler, bir yandan fiyatlamalar, bir yandan belirsizliklerin olduğu bir haftayı geride bırakıyoruz ve yılın ikinci çeyreği yine yüksek tansiyonlu, yüksek heyecanlı bir trende girdi. Biz içeride siyaset politika tarafını takip ediyoruz. Yani 14 Mayıs'ta seçimler var. Dışarıda yine Mayıs ayında Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Hem dışarı bakacağız hem içeri bakacağız. Hem iç siyasetteki kısır tartışmaların gölgesinde ilerleyen bir ekonomi modelini takip edeceğiz. Dışarıda küresel piyasaları takip edeceğiz. Ama sonuçta yılın ikinci çeyreğine başladı Nisan ayı itibariyle. Yılın ikinci çeyreği de sanırım çok hızlı ve stresli geçecek gibi duruyor. Peki hemen gram altını sormak istiyorum. Türk halkı biliyorsun ki işte yatırımını altına yapmayı çok sever. Ama son 3 aya baktığımız zaman 171 liralık bir artış var. Tekrardan bir hani çok yüksek olduğunu söyledik bu hafta itibariyle de. Yeniden bir alım fırsatı sunacak mı bize? Var mı öyle bir tahminin? Var. Şimdi
Gram altını ayrı, ons altını ayrı, uluslararası piyasalardaki ve yurt dışı piyasalardaki değer süreçlerini ayrı ayrı yorumlamak lazım ki daha iyi anlaşılsın. Çünkü altın haberini insanlar okurken, altınla alakalı bir şey okurken hep akılları gram altına gidiyor. Halbuki dünya bazındaki altın konusu hep ons bazında haberleşir ve ons bazında insanlara anlatılır. Hemen insanların aklına da gram altın gelir. Onu birbirinden ayırt etmek lazım. Şimdi gram altından başlayalım. Gram altın 1114 lira seviyesinden yıla başlamıştı. Şu an haftanın son işlem günündeyiz. 1281 lira, 1295 lira seviyesi görüldü. 115 yılın ilk çeyreğinde %15'lik bir getirisi var. Yıllık bazda bu getiriler artmaya devam edecek. Neden yükseldi kısmına baktığımız zaman da Amerika Merkez Bankası Fed'in faizleri artırma süreci bitiyor. İşte banka iflasları var, jeopolitik riskler artıyor. Birçok belirsizliklerle birlikte altın tekrar güvenli liman gömleğini giydi. Dolar içeride güçlü. 19.25 lira seviyesinde ekranlarda kur var ama 19.50-19.60 lira aralığında hem bankalarda hem de serbest piyasalarda bir dolar kuru var karşımızda. Şimdi dolar güçlü, ons da yükseldi ve haliyle gram altının yükselişi kaçınılmaz oldu. Evet, yani 171 lira arttı yılbaşından bu yana. Kısa vade bugünlerde, bu bir haftalık süreç içerisinde ons nedenli gram tarafında bir geri çekilme öngörüyorum. Bu da yılın son alım fırsatı. Ondan sonra Haziran'dan sonra yine agresif yükselişler bizi bekliyor olacak. 1450 devamında 1550 lira seviyelerini telaffuz edebilirim. Ama ons altında 2350 dolar seviyesini bekliyoruz ama o gün dolar kuru işte 24-25 lira aralığından daha yüksek bir seviyelere giderse bu sefer 1600-1700 seviyeleri bile konuşabiliriz. Yani ucu açık, yani tam böyle 1450-1550 lira seviyesini böyle zirve seviyesinin olduğunu söyleyemem. Yani ucu açık olduğu için daha üst rakamlar da var. Şimdi iki türlü yatırımcı var elimizde. Altın olanlar, altın almayanlar veya almayı ihmal edenler. Altın almamış olanlar, uyarılara dikkate almayanlar, eline yeni TL geçmiş olanlar, ilk kez altın almaya karar vermiş olanlar. Bekleyin, bu birkaç gün içerisinde 1960 dolar ons altını takip edin. Karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa alın ve bu işi unutun. Mesela 1250-1240 bu seviyelere tekabül eder. Hemen alıp bu işi unutmak lazım. Tekrar orta ve uzun vadede özellikle Haziran'dan sonraki süreçleri beklemek gerekiyor. Haziran'dan sonra dediğim gibi ucu açık bir trend var karşımızda. 1450-1550 lira seviyesi ve bu seviyeleri beklemeye devam edin. Elimde altınım var. Şeytan beni sürekli dürtüyor. Acaba elimdeki altınları satsam mı, kârımı cebine koysam mı? Oğlumu bir araba alsam mı? Yani böyle hayaller de var, hayaller ama hayır, yani daha üst rakamlar var. Hiç aceleci olmamak lazım. Peki altın... bir şey daha soracağım. Araya girmek istiyorum. Hep deriz ya, aradaki makas çok fazlalaştı. Özellikle de öngöremediğimiz için çıkışını altının. Bankadan alımlar mı yoksa fiziki altın alımları mı? Yine onu sormak isterim. Tercih meselesi. Ben bu soruya cevap verdiğim zaman biraz kızıyorlar. Benim gelenekçi bir insan olduğum için ben fiziki alım satım yapan birisiyim. Ama saklama koşulları müsait olanlar olmayanlar bilinmez. Ama şu bir gerçek. Şu anda serbest piyasalarla işte bankalar arasında 35-40 liralık bir makas aralığı var. Bankaların herkes elindeki telefonla bankacılık uygulamasına girsin. Altının dövizi makas aralığına baksın mesela. Gram altında ben 55-60 lira makas aralığı gördüm bankalarda. Bu makas aralığına bakınca da şaşırıyoruz. Böyle istiyorlar demek ki. Hiç kimse al-sat yapılmasını istemiyor. Merkez Bankası böyle istiyor demek ki. Yoksa kurum ve kuruluşlar buna müdahale ederdi. Ve haliyle bu makas aralıkları var. Yani ekranlarda insanlar televizyonda şey görüyorlar gram altına. İşte 1248 lira falan görüyorlar. Keşke olsa dükkan senin. Yani yok öyle bir rakam. İşte geliyorlar diyorlar ki televizyonda 1248 lira. Nasıl 1280 lira? Bayağı yani piyasa neyse o. Yani ekranda görülen rakamlar gerçek rakamlar değil. İnanmayın. Eğer rakamlar, ekrandaki rakamlar üzerinde hayatınızı devam ettirirseniz fena çarpılırsınız. Neden? Mesela gram altın normalde şu anda kapalı çarşı piyasasında 1280 liraya bozdurabiliyorsunuz. Ama ekranlarda 1240 liraya bozdurursa yandım Allah keten elmas. Yani bir sürü zarar edeceksin. Boşuna gerek yok.
bu maceralara. Serbest piyasa neyse odur fiyat. Bunu unutmamak lazım. O makas tarafları falan vesaire sanırım bu yıl boyunca böyle devam edecek. Maalesef. Gerçek rakam 1280 lira. Peki psikolojiyi korumak çok önemli. Şimdi haberlerde geçtiğimiz hafta sonu da gördük. İşte kredi borcunu ödeyememiş vesaire ya da işte borçlanma için de soracağım. Altın alın yatırım için ama borçlanma yapmayın demek biraz da hani sizin tarafınızdan, uzmanlar tarafından söylenmesi daha mantıklı geliyor. Bu konuda da bir yorumunuzu alabilir miyim, uyarınızı? Şimdi biliyorsun yani bu bir yıllık süreç içerisinde enflasyon patlak verdi. İnsanlar sudan çıkmış balık gibi oldu. Neyin nerede? Çünkü biz zamanında çok uyarı yaptık. Yani benim sosyal medya hesaplarıma baktığınız zaman son iki yıldır insanları ciddi anlamda uyardım. Enflasyon geliyor, hiperenflasyon geliyor. Evinizi, arabanızı alın. İşte niye ihtiyacınız varsa alın. Borçlanmayın. Hele ki altın borçlanmayın. Hele ki döviz borçlanmayın. Yani çok 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 uyarılar yaptık ama insanlar sanırım bu yeni dünya düzenini çok kavrayamadı, çok algılayamadı. Bu gelenekçi yapılar, gelenekçi kafalarla hala devam edeceklerini falan zannettiler ama daha fazla değil yani. Aradan 2 yıl geçti. Sanki 2 yıllık süreci, sanki 30-40 yıl önceki maziyi konuşur gibi konuşuyorlar. Adam diyor ki 2 yıl önce ben 250 bin liraya daire aldım. Şimdi 1,5 milyon oldu. Yani sanki 10 yıl önce aldı 250 bin liraya da 10 yıl sonra 2,5 milyon gibi falan böyle şeyler oluyor. Bir psikoloji oluyor. Şimdi enflasyon patlak verince insanlar da sudan çıkmış balık gibi oluyor ve neye ne yapacağını şaşırıyor. Bu sefer kontrol mekanizması da farklı bir yere gidiyor. Yani hele ki kirada oturanlar falan vesaire bunlar daha berbat bir psikoloji yaşıyorlar. Bu gerçek. Yani dünya düzenine alışmak lazım. Döviz borçlanmayacaksın, altın borçlanmayacaksın, gelirin neyse onunla borçlanacaksın. Psikolojine mutlaka mukayyet olacaksın. Psikolojine mukayyet olmak, varlığına mukayyet olmaktan daha önemli. Çünkü akıl sağlığı yerinde olan insanlar akıllı kararlar verebilirler. Akıl sağlığı yerinde olmayan insanlar, romantizmin peşinde koşanlar, duygusal karar verenler her zaman cortluyor. Yani ya bir sabah böyle 5 yıldızlı otelde gözümü açacağım diye hayaller kuruyor. Veya kumar oynuyor, gözünü parkta açıyor. Ben de diyorum ki gözünüzü hiçbir yerde açmayın. Yani evinizde açın, normal bir hayat yaşayın. Çünkü normal bir hayat gelmiyor. Yeni dünya düzeni var. Küreselciler farklı bir sistem hazırladılar. Ve bu sistemde hiç kimse servet sahibi olmayacak, zengin olmayacak. Boşuna hayal kurma. Ama herkes ısrarla zengin olma hayali peşinde koşuyor. İşte sosyal medya etkisi burada çok büyük. Her gördüğünün sahibi olmak istiyor. Hep gördüğü insanlar gibi yaşamak istiyor. Onlarla aynı arabayı binmek, onlarla aynı mahallede yaşamak. Hayır, öyle bir şey yok. Herkesin yaşam standartları farklıdır ve farklılaşmaya devam edecek. O yüzden hayalperest olanlar değil, enflasyona karşı, küreselcilere karşı, yeni dünya düzenine karşı olayları geniş çerçeveden değerlendirebilenler güzel hayat yaşayacaklar. Ama sürekli şikayet eden, sürekli eleştiren sadece vaktini eleştirmekle harcayacak, şikayet etmekle harcayacak. Ellerinde maalesef bir şey geçmeyecek. Çok teşekkür ederim. Aslında ben soracağım çok ederim. Soru var ama bir sonraki programa saklıyorum. İnşallah. Peki, görüşmek üzere. Çok hoşça teşekkür kal. Ederim. Sağ ol. Finans analisti sevgili İslam Memiş bizlerleydi. Bir sonraki Samimi Analiz programında yeniden buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.